Güzel ve çok saf bir hikaye var. Adam yalnızlığından şikayet ediyor ve bir aile özlemi çekiyor. Çok doğru mu? Çok ha? Doğru. Şöyle hoşuma gidiyor. Avrupa sinemasından, Avrupa sinemasının sektörü besleyen, özellikle Avrupa'da sinema sektörünü besleyen, mesela Fransız filmleri, Alman filmleri, İtalyan filmleri hakikaten sektöre düzenli olarak üretim yapıyorlar. Yani her filmin birer Titanic olması gerekmiyor ve aslında sinemayı ayakta tutan aynı bizde BKM'nin yaptığı gibi, aynen senin ürettiklerin gibi bu tatlı romantik komediler. Buna romantik komedi diyebilir miyiz acaba? Aslında şöyle ağır bir komedi bence ama romantiği de var tabii ki. Aslında hüzün, aslında bizde bir galiba bir terkip var, bir karışım var. Aynı Tahin Pekmez yapar gibi, aynı Ballı Süt yapar gibi. Çok doğru. Değil mi? Aynı güzel bir meze İmam Bayıldı yapar gibi bizde bir terkip var. Ve bu terkibi, bu formülü bulanlar aslında başarılı oluyorlar. Bana öyle gibi geldi. Yani içinde hüzün, komedi hepsi bir arada. Güzel vakit geçiriyoruz. Ailece gidebiliyoruz. Bir yaş sınırı falan aldınız mı? Yok. Almadık zannediyorum. Hayır, her şey yolunda galiba evet. Filmde. Çünkü küfür yok zaten. Küfür yok zaten. Gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Küfürsüz film yapmak. Bazı filmlerde niye küfür var bilmiyorum. Ya bana da söyledikleri zaman, bana da kaç sefer söylediler işte bu televizyondan uzak kaldığım süre içerisinde. Abi YouTube programı yapsana. İstediğin kadar küfredersin. Ya ben küfretmiyorum ki. Yani YouTube programı yapınca sürekli küfretmek zorunda mı kalacağım yani? Ya tabii ki hepimiz günlük hayatımızda küfrediyoruz. Keşke serbest olsa belli bir seviyede ama bir de film yapıyoruz ya, küfürlü olsun küfürlü olsun. Bazı küfürlerin hiç karşılığını bulamıyorum ben sinemada. Yani orada küfretmese de olur. Evet. Senin gibi anlatsa da olur aslında. Çok haklısınız. Çünkü yersiz küfür gerçekten irite edici duruyor. İrite edici oluyor. İzleyen insanı da biraz şey yapıyor. Yani utandırıyor. Peki nasıl gideceğimiz bir film? Böyle aile, çoluk çocuk gidebilir miyiz? Şimdi aslında... Çoluk çocuk gidemez miyiz? Harika bir şekilde gidersiniz. O konuda çok keyifliyim ve çok güleceğinize de inanıyorum. Çünkü... Ama tipin çok tatlı orada. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Yani çok temiz bir film yaptık. Çok tertemiz bir film yaptık. Müthiş bir aile filmi oldu. Nu söylüyorlar. Tabii bunu benim söylemem de belki... Yaza doğru çıkıyor. Yaza doğru. Yaza doğru çıkıyor. Aslında sinema sezonu için güzel bir şey değil. Çünkü genelde filmler işte Şubat tatilinde çıkar. Abi gerçek sanırlar bir saniye. He? Yani 10 gün sonra çıkıyor yani. Evet. Yani yaza doğru çıkıyor. Yaza gelmedik mi? Doğru. Yani aslında ama sinema bir kriz yaşadı şimdi. Patlamış mısır krizi. Evet. Yani dolayısıyla belki biraz bu yüzden de bir gecikme oldu galiba. Ya ondan değil ama tabii biz çekimleri zannediyorum Şubat gibi falan yaptık. Yetiştirmeye çalıştık. Sonra dedik ki ne yapalım, hani Mayıs'a kalırsak doğru bir seçim mi olur? Evet, doğru aslında. Biz de ona inandığımız doğru için aslında çıktık. Çünkü zaten 23 Haziran'da seçim var. Evet. 24 Mayıs'ta çıkıyor. Yani seçime kadar, doğru mu söylüyorum, bir ay var. Dolayısıyla insanlar büyük şehirlerdeler. Yani büyük şehirlerde dediğim İstanbul'dalar. Evet. Ve bize İstanbul'a gelecek olanlar var tekrar oy kullanmak için. Gidenler belki bir bayram tatili için gidilecek, dönecek. Bayramda sinemaya gidilecek. Sınavlar var. Kolej sınavları var. Aslında insanlar İstanbul'da, ben iyi bir gişesi olacağına inanıyorum. İyi bir gişesi olmasa da... Ben şu anda daha fazla inandım siz anlatırken. Yani bir de ben yani ben örnekse şöyle bir sinema izleyicisiyim. Yani ben her film komedilere bayılıyorum. Romantik komedilere bayılıyorum. Özellikle bir insan ya oradan aslında oradan etkilendi. Bu yalnız bir adamın hikayesi. Değil mi? Bir aşk hikayesi aynı zamanda. Ve komedi. Yani birileri de bizim tabii önemli sinemacılarımız var. Değil mi? Nuri Bilge Ceylan gibi. Kesinlikle. Zeki Demirkubuz gibi. Ben çok sıkılıyorum onlardan. Özür dilerim. Hakikaten çok sıkılıyorum. Yani her filmde evrenin problemlerinin çözülmesi gerekmiyor. Dolayısıyla senin gibi film yapan insanları Türkiye'nin büyük yarışmalarda ödüller alan filmleri kadar önemsiyorum. Çünkü bir, sektörü ayakta tutuyorsunuz. İki, bana örnekse ben yalnızken ihtiyacım olan şeyi veriyorsunuz. Kesinlikle akıp giden, akıp giden ve beni mutlu eden bir şeyi veriyorsun. Harikuladesin. Seni tebrik ediyorum. Filminde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hanımlar beyler, Cem Gelinoğlu.